Kurmanı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Saygıdeğer Bakanım, Sayın Genel Müdürüm, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve çok değerli yönetim kurulu üyeleri, kurullarımızın kıymetli başkan ve üyeleri, aynı zamanda bu gecenin ev sahibi olan futbol kulüplerinin değerli başkan ve yöneticileri, futbola destek veren markaların saygıdeğer temsilcileri, basımızın kıymetli temsilcileri ve değerli misafirler. Kulüpler Birliği Vakfı olarak bu sene ikincisini düzenlediğimiz iftarımıza daha geniş kapsamlı ve futbol dünyasını bir araya getirmesini istedik. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Öncelikle bu iftarla beraber bu sezonun bir ufak bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. Futbol sporseverler için heyecan ve tutkudur. Her takım, hepimiz son dakikaya kadar, son düdüğe kadar, terinin son damlasına kadar galibiyet için mücadele ettik. Bu sezon bütün takımlar için öyle geçti. Türkiye tüm liglerde şampiyon olan takımları tebrik eder, düşecek olan takımlarımızı da en kısa sürede tekrar Süper Lig'de görmeyi temenni ederim. Bu sezon VAR sisteminin devreye girmesine de rağmen en çok maalesef hakemleri konuştuk. Hakem kardeşlerimizi anlamaya ve destek olmaya çalışırken bir yandan da önemli olanın bunların sürekli bir sistem içinde olmamasını istedik. Futbol için en önemli unsurların başında adil yönetim gelir. Ligin güvenliği adil yönetimle sağlanır. Ligin marka değeri adil yönetimle yukarı çıkar. Sporseverlerin maçlara, statlara ilgisi adil yönetimle artar. Bu sezon yaşanan hataların inşallah bu VAR sisteminin devreye girmesiyle beraber artık sona ereceğini temenni ediyoruz. Türkiye futbola aşığı bir ülke. Yurt dışında maçlara gittiğimizde bunu kolayca görebiliyoruz. Taksiye bindiğimizde, bir restorana oturduğumuzda sizin Türk olduğunuzu anlayanlar hemen kulüplerinizin veya oyuncularınızın ismini söylüyor. Çünkü biz futbolu çok seviyoruz. Ve özellikle Avrupa maçlarında takımlarımızın en uzak noktada bile yalnız bırakmadığımız için herkes bunu kolaylıkla görebiliyor. Her yıl milyonlarca taraftar statlarımıza geliyor. Artık yurt dışından gelen turistler de müzelerde, sonra da burada bir maç aktivitesine mutlaka programlarına koymaya başladılar. Bütün bunlara rağmen maalesef ki ülke futbolu olarak marka sırasında da hala çok kötü yerlerdeyiz. Ligin artık yayıncı kuruluşu Beyin'in desteğiyle dünyada birçok ülkede yayınlanıyor. Daha çok geliştirmemiz gereken alanlar var. Yayıncı kuruluşu tehdit de değil, aksine daha çok işbirliğiyle çalışmalı ve Türk futboluna dünyaya tanıtmasına destekçi olmalıyız. İngiltere Premier Ligi'nde son haftada şampiyonluk maçı Türkiye saatiyle 15'te oynandı. Markalaşma ve pazarlamanın kalbi İngiltere'de yaşayanlar maçı neden öğle saatinde, öğle güneşinin altında o saatte izledi? Sebebi çok basit. Asya pazarında milyarlarca insan bu maçları takip ediyor. İşte biz de madem o kadar büyük dünyaya önemli yıldızları ülkemize transfer ediyoruz, bu yıldızların dünya sahnelerinde çıkabilmesi adına tüm programlamayı buna göre yapmamız mecburdur. Türk futbolunu artık Edirne'den Ardahan'dan sınırlarımızın dışına çıkartmak istiyorsak hepimize büyük görevler ve ödevler düşmektedir. Avrupa futbolu yeniden dizayn ediliyor. Önümüzdeki senelerde Türk takımları olarak Avrupa şampiyonlarına daha az takımla ya da oluşturması konuşulan daha atletiklerde katılma ihtimalimiz var. Dolayısıyla federasyonuyla, kulüpler birliğiyle ve kulüplerin bir olup tüm Türk futbolu için yurt dışında lobi, tanıtım yaparken yurt içinde de futbolumuzun marka değerini el birliğiyle yükseltmeliyiz.
Financial fair play artık Türk futbolu için en büyük problemlerden bir tanesi haline geldi. Sürdürülebilmek için artık Futbol Federasyonumuzun hazırlamış olduğu yeni lisanslama yönetimine hep beraber uyma mecburiyetimiz var. Türkiye'deki kulüplerin bütçelerinin fazlasını harcamama mecburiyeti var. İnşallah en kısa sürede de Türk futbolunun finansal yapılanmasını da hep beraber sağlayacağız. Burada aramızda hem global hem de ülkemizin birçok büyük şirketinin yöneticileri de bulunuyor. Bu şirketler her yıl milyonlarca lira futbolu aktarıyorlar. Huzurlarınızda tüm sponsor markalarınıza destekleri için teşekkür ediyorum. Sizleri futbol dünyasının en önemli paydaşlarısınız. Sponsorlarla felsefemiz kazan kazan anlayışıyla iş birlikteliği kurmaktır. Artık ekonomik olarak daha büyük sponsorluklarını başarmamız lazım. Burada markaları daha çok oyunun bir parçası haline getirerek daha büyük gelir modelleri oluşturabilmeliyiz. Sponsorluk sadece formaya ismini ver, gerisine karışma dönemi değildir. Markalarla futbol kulüplerinin işbirliklerini geliştirerek projeleri hayata geçirmek zorundayız. Önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir seçim süreci var. Şimdiden Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum. Bugün burada da aramızda bulunan ve adaylığını açıklayan Sayın Nihat Özdemir'e şimdiden başarılar diliyorum. Kendisini önemli bir sorumluluğun altına giriyor. Başta milli takımımız parlak günlere kavuşturulmasından, futbol kulüplerinin mali yapılarının düzeltilmesinden, futbolda azalan güven duygusunun yeniden tesis edilmesinden, markalaşmaya kadar birçok konu masasının üzerinde duruyor. Ayrıca inanıyorum ve diliyorum ki yeni sözümle birlikte gerçekten mesai harcanan, futbol adına çalışan, 7/24 çalışan bir sistemin olduğu yeni bir yönetim anlayışı olur. Tek görevi elindeki bütçenin dağıtımı ya da para kesintileri için karara alınmak olarak görmeyen, futbolda daha çok kaynak yaratmak için toplayan, Türk futbolunu dünya pazarlaması için faaliyet üreten çalışan yönetim kurulu olmasını diliyorum.